Çevre uzunluğu ve birim çevirme. Dikdörtgensel bir çitin çevre uzunluğu 0,72 kilometredir. Çitle çevrilmiş bu alanın boyu 160 metre ise eni kaç metredir? Şimdi soruda en çok dikkat çeken şey bizlere farklı birimlerin verilmiş olması. Çevre uzunluğunu kilometre biçiminden verirken boy uzunluğunu metre biçiminden veriyorlar boy uzunluğunu metre biçiminden verdikleri için, en uzunluğunu da metre biçiminden istediklerini varsayıyorum. Çevre uzunluğunu metre biçiminden yazalım. Yani elimizde C eşittir 0,72 kilometre var. Buraya kısaltılmış hali olan KM'yi yazıyorum. Kilo ön adı 1000 demek her bir kilometrenin bin metreye eşit olduğunu hatırlıyorsunuz, değil mi? Bu noktada sayıyı bine bölmek yerine neden binle çarptığımız sorusunu sorabilirsiniz. Bu soruya verilebilecek en iyi cevap ve en iyi bakış açısı şudur. Bir kilometre çok fazla miktarda metrelerden meydana gelir, yani bin metredir. Bu nedenle eğer kilometreyi metreye çeviriyorsam, metre biçiminde yazmak istediğim sayı, elimde olan kilometre biçiminde yazılmış sayıdan çok daha büyük bir sayı olmalıdır. Ayrıca eğer boyut analizi ile ilgileniyorsanız, boyutlar burada da birbirini götürür. Yani eğer bunları çarparsak, elimizde 0,72 çarpı 1000 metre olur ki, herhangi bir sayıyı 1000 ya da onun herhangi bir katıyla çarparken, virgülü bir sağa hareket ettirmemiz gerekir. Bu, Sayıyı 10'la çarpmak olur ve sonucumuz da 7,2 olur. 100'le çarparsak da 72 olur. Eğer 1000'le çarpıyorsak 720 elde ederiz. İşlemimizin sonucu 720 metreye eşit olacaktır. Bu çevre uzunluğumuz. Şimdi çevre uzunluğunun neye eşit olduğunu hatırlayalım. Böylece daha sonra genişliğin neye eşit olduğunu bulabilelim. Bir kutu çizeyim şuraya. Soruda alanın boyunun 160 metre olduğu söyleniyor. Buradaki uzunluğun alanın boyu olduğunu varsayalım. Boy 160 metre. Bu bir dikdörtgen. Bu nedenle buralardaki iki kenar eşit uzunluğa sahip. Soruda bize sorulan alanın genişliği. Bu yüzden burası ve burası genişliği gösteriyor. Çevre uzunluğu da bu alanın etrafının tamamı yani. Bu boy artı bu genişlik artı tekrardan aynı boy artı buradaki genişliğe eşit. Çevre uzunluğu C eşittir boy. B artı N E artı boy. B artı N E. Boy uzunluğunun neye eşit olduğunu biliyoruz. Bu nedenle çevre uzunluğu eşittir. 160 metre artı E Artı 160 metre, artı e. Boy uzunluğunun neye eşit olduğunu biliyoruz. Yani, 720 m eşittir, 160 artı e, artı, 160 m artı e. Şimdi en uzunluğunu bulmak için uygulayabileceğimiz pek çok farklı metot var. Bunlardan ilki, bir m ve bir boy uzunluğunu toplamak. Bunun sonucu, çevre uzunluğunun yarısına eşit olacaktır. Yani eğer dikdörtgenin yarısı kadar gidersem, bu çevre uzunluğunun yarısı anlamına gelecektir. E artı 160 m eşittir çevre uzunluğunun yarısı, yani 720 metrenin yarısı. Ya da E artı 160 m eşittir 720 bölü 2'den 360 m. Şimdi ise elimizde e artı 160 m eşittir 360 m denklemi var. Her iki taraftan da 160 çıkartarak en uzunluğunu bulabiliriz. Bir sayı artı 160 eşittir 360. İşlemi kafanızdan da yaparsanız bu sayının 200 olduğunu bulabilirsiniz. En uzunluğu yani e eşittir 200 metre. Eğer daha resmi bir şekilde çözmek isterseniz, denklemin her iki tarafından da 160m çıkarırsanız, e eşittir 200 sonucuna ulaşırsınız. Problemi çözdük. Çözüme ulaşmak için gidebileceğimiz bir başka yolsa, direkt denklem üzerinden gitmek. Elimizde 720 eşittir 160 artı 160'dan 320 ve e artı e'den 2e var herhangi bir sayının kendisiyle toplanması, aynı sayının iki katına eşittir. Şimdi, eğer bir sayı artı 320, 720'ye eşitse, bu sayı 400'e eşit olmalıdır. Ya da her iki taraftan 320 çıkarırsak, 2e eşittir 400 sonucuna ulaşırız. Eğer bir sayının iki katı 400'e eşitse, bu sayı 200 olmalıdır ya da bu denklemin her iki tarafını 2 ile bölebilirsiniz. Her iki türlü de n'in 200 metreye eşit olduğunu bulabilirsiniz.